Evet, bir kez daha karşınızdayız. Sayın Doğuş Derya Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili konuğumuz bugün. Bugün, günaydın, hoş geldiniz bu arada. Günaydın. Yani çok sıkıldık bu bizim internal meselelerimizden ama müsaadeniz de varsa nedir bu sıcaklık mesela? Doğuş Derya ne düşünür bu konuda? Avustralya'da durdurulamayan bir yangın felaketiyle başladık. Hatta şu anda bütün Kıbrıs bilim insanıdır ama yurt dışındaki birçok bilim insanı COVID virüsünün yayılmasını bile küresel ısınmaya bağlıyor bazı noktalarda ama bizde de ansızın her taraf yanmaya başladı. Ve aşırı derecede sıcak İngiltere dün tarihin en sıcak Mayıs ayı gününü yaşadı. Biz öyle Mayıs'ta 42-43 dereceye çıktık. Ne düşünürsünüz bu konuda? Neler var size göre? Neler toparladınız? Yani toparladınız derken kafanızda neler biriktirdiniz bu konuda? Yani bununla ilgili mecliste bir konuşma da yaptıydım. Evet. Çok da önemsediğim bir konudur diye yanımda notlarım da var bunlarla ilgili. 2000-2013 arasında aşırı hava olaylarında %46 artış oldu. Ve insanlık tarihinde ilk defa bu kadar hava ısındı. Yani özellikle 2015-2019 arası. Zaten bilirsiniz yani bir süredir de BEM'in bu küresel iklim kriziyle ilgili hem çabaları hem düzenlediği konferanslar var. Bir tanesi evet. De 3-13 Aralık 2019'da Madrid'de düzenlendiydi. Bu bizim işte şu anda çok ileri kapitalist ülke dediğimiz Amerika'sı, Avrupa'sı, bir miktar Güneydoğu'da da yani Çin ve Hindistan'ın bunlar hava kirliliği çok yaratan ülkeler. Karbondioksit salınımı inanılmaz rekor seviyelere ulaştı 2018'de yani 37 milyon metreküptü yanlış hatırlamazsam. Evet. Ve üretim modellerinin değiştirilmesi, yeşil ekonomiye geçilmesi, birazcık daha ekosistemle dost olan bir ekonomik model önermelerini reddetmişti Trump ve Çin 2019'un aralığında. O dönemde ve ondan önce de hazırlanan raporlarda zaten bu küresel ısınma durdurulamazsa ki bu Paris Anlaşması'nda bütün ülkeler aslında 2 derece santigratın altında tutmaya çalışalım diyorlar. Yani o kadar hızlı yükseliyor ki en azından 2 derece santigrat artış olsun ilerleyen 50 yılda gibi ve önü kesilemez bir doğa felaketi öngörülüyor. Guterres şey demişti, 7 milyon insan ölecek yılda eğer bu küresel ısınmayla ilgili gerekli önlemleri alamazsak diye. Zaten yani bu durmayan tropik fırtınalar, ısı dalgaları, sizin de bahsettiğiniz gibi orman yangınları yani son 2 senedir korkunç şekilde. Evet. Dolayısıyla yani bu kapitalist sistemin aslında tüketmeye yönelik daha çok tüket, daha çok satın al üzerinden insanları koşullandırdığı yerden bir adım geri çekilmezsek daha bu korona gibi çok daha fazla virüs yaşayacağımızı. Çünkü tuzlanma oluyor, denizlerde tuzlanma oluyor, temiz suya erişim giderek azalıyor. Bu küresel ısınmadan kaynaklı yağmur suları ve yeraltı suları da etkilendiği için sularda mantar bakteri arttığı söyleniyor. Hayvan türleri yok oluyor. Hele Kıbrıs'la ilgili durum hiç iç açıcı değil. Çünkü Türkiye'nin güneyi ile Kuzey Afrika'nın kuzeyi arasında bir bant vardır ki oraya kırmızı hat dediler şeyde bu küresel iklim kriziyle ilgili öngörüler ortaya koyarken 2050'nin sonuna kadar olacak sürede dünyada 1 derece ısı artışı öngörülürken Kıbrıs'ın içinde bulunduğu bu hatta 4 derece santigrat artış olacak. Of. 2100'e kadar da dünya genelinde aşağı yukarı 3,5-4 derece artış öngörülürken 100 yılın sonunda Kıbrıs'ta 8 dereceye kadar artış olma ihtimali var. Bu topraklarımızın %35'ini kaybedeceğiz demek. Birçok hayvan ve bitki türü ortadan kalkacak demek. Hali hazırda 67 tür vardır. Böcek, hayvan endemik olarak yok olmuş durumdadır şu anda. Ve yani 2100'e eğer bu küresel ısınma ortadan kalkmazsa Kıbrıs'ta diye bir şey kalmayacak kısacası. Yani bitki, hayvan ve insan bağlamında yaşam çok zorlaşacak. Bu konuda Al Gore, eski Amerika Başkan Yardımcısının işte kamuoyunun dikkatini çekmek için yoğun bir çabası ve programları var. Yani konuşmaları var ama
pek fazla umurumuzda değilmiş gibi görünüyor. Benim önümde de bir belge var. Birleşmiş Milletler'in uzmanlarının hazırladığı. Mesela işte bulaşıcı hastalıkların çok yükseleceği ile ilgili BM'nin, yani Dünya Sağlık Örgütü'nün raporu var. Evet. Ve mesela Azerbaycan, Tacikistan ve Türkiye'de moskitolar bağlantılı malaria beklentisi evet, var. Evet. Ya ben hiçbir Türkiye basınında tabii bunu izlemedim. Allah saklasın tabii ki, ama bu bizi de etkiler mutlaka. Tabii tabii. Burasını da etkiler ve özellikle son birkaç aydır bizde de sineklerde korkunç bir artış var. Geçen sene de bu Batı Nil virüsüyle ilgili zaten uyarılar evet. yapılmıyor muydu? Yani güneyde bununla ilgili ciddi çalışmalar yapılıyor. Yani bu Water Exploitation Index hazırlanıyor. Theodoros Zaharides diye bir biyolog vardır. Springer'den çıktı rapor. Yani bizim kuzeyde de çalışan arkadaşlar var ama böyle bu kadar bütünlüklü bir rapor henüz rastlamadım. Herkes kendi ihtisas alanına göre daha böyle küçük mikro çalışmalar yapıyorlar. Yani bizim bugünkü euro kuruyla 2030'a kadar su kaybından dolayı yaşayacağımız mali kayıpları da koydular bu raporların içine. 8.7 milyon eurodur. Sadece su kaybından dolayı yaşanacak kayıplar. Bunun tarıma yansıması, akabinde gıda krizi olması demek, bir sürü şey zaten ithalata dayalı, özellikle kuzey ekonomisinde. Daha fazla ithalat yapmak demek. Tarım arazilerini kaybediyoruz. Yani hepsini geçtim. İşte bundan 3 ay önce neyi konuşuyorduk? İmar planı oldu muydu, olmadı mıydı? Bu yeni Boğaziçi evet. İskele bölgesinde. Hiç yangın olmasa, hiç bu kadar inşaat izni verilmese bile zaten ısı artışından dolayı biz tarım topraklarımızın %40'ını kaybedeceğiz yani bir 50 evet. yıl içerisinde. Yani buğday bile, geçtim arpa üretimini, hayvancılığı vesaireyi etkilemesini, buğday bile, ekmek yapacak buğdayı bile ithal etmek evet. zorunda kalacaksınız. Tabii imar planı dediğiniz hiç düşünmediğimiz bir şey var. Yani ben görmedim en azından imar planında bunu. Ama bu küresel ısınmadan zengin ülkeler yoksul ülkelere göre daha az etkilenecek diyor. Sebep mimari değişecek. Hı hı. Daha az ısı yalıtımı olan binalar inşa edilecek. Zengin ülkelerde, yoksullarda yapılmayacak bu diyor. Ve mesela Avrupa Birliği diyor ki global warming will also cause a major increase in insect borne disease in Europe. Hı hı. Yani haşerelere bağlı Avrupa'da küresel ısınmadan dolayı hastalıklar artacak. Ama zengin ülkeler diyor altında bunun vereceği zarardan daha az yapacak. Bu gene bizi etkiliyor. Tabii. Bir sürü şey bu gelişmişlik, az gelişmişlik evet. faktörlerinin etkileniyor. Ama şu da tesadüf değil. Mesela İtalya'da koronavirüsün en çok yaygın şekilde patladığı yer neresiydi? İlk etapta Po Vadisi. Po Vadisi çok aynı zengin. Zamanda kirliliğin çok yüksek olduğu bir evet. yerdi. Dolayısıyla hani kirlilikle doğru orantılı. Bu virüsler yani şeye nazaran, mesela SARS virüsüne nazaran korona daha evet. hızlı yayılıyor ya %30, %40. En çok nerelerde yayılıyor? Bir bakıyorsunuz metropol şehirlerde, kentleşmenin aşırı derecede olduğu, bu yaşamanın hızının çok fazla yükseltildiği ve insanların kalabalık olduğu yerlerde. Dolayısıyla Avrupa bu açıdan biraz da dezavantajlı. Ha neyi yapabilirler? İşte bu küreselleşmeyle beraber şeyi gördük biz bir kere. Yani işte çok hızlı yayılmasının bir nedeni de aslında bu ulaşım sektörünün artık ulusüstü insanların birbirlerine çok hızlı ulaşıyor olabilmesinin getirdiği hızdan oluyor bu. Bir miktar yeşil ekonomiye geçecek sermaye altyapısına tabii ki gelişmiş ülkeler daha yakındır. Yani gerek enerji üretiminde, hani solar enerji, yeşil enerji, fosil yakıttan artık vazgeçmeye çalışma, bu konularda biraz daha avantajlıdırlar. Gerekse işte kendi sektörlerini yaşatabilmek veya ray değişikliği yapmak açısından biraz daha avantajlıdırlar. Yani bu koronadan önce de aslında baktığınızda dünya savaş halinde olduğu için az gelişmiş ülkelerden, savaş halindeki ülkelerden gelişmiş ülkelere bir nüfus akışı vardı. Underclass dediğimiz artık sınıf altı olmuş
bir insan grubu ki hani herkes eve kapandığında mesela mültecilerin eve kapanacak bir evi yoktu. Herkese işte elinizi yıkayın da bu korona bulaşmasın dendiğinde dünyada biliyoruz ki 3 milyondan fazla insanın evinde elini yıkayacak lavabo yok. Temiz suya erişim yok. Hali hazırda bu küresel iklimden kaynaklı doğa felaketlerinden zaten yılda 7-8 milyon insan ölüyor. Doğa felaketlerinden dolayı yerinden olmuş insanlar 10 milyon yılda ortalamasını aldığınızda veriler böyleydi. Yani her halükarda alt sınıflar bundan çok daha fazla etkilenecek. Dünya Bankası'nın da zaten bir raporu çıktı yakın zamanda. Yoksulların çok daha fazla yoksullaşacağını ve buna paralel olarak işte hem suç oranlarının ki Meksika'da zaten yolsuzluk ve bu şeyden dolayı yoksulluktan dolayı patlamış durumdadır. Yani 4 ayda 12 bin civarında cinayet işlendiği haberini gördüm dün. Yani bu suç oranlarının artacağı bir şekilde insanların işte gıdaya, temiz suya erişimi düşeceği için çok büyük felaketlerin de yani insanlar arası felaketlerin de geleceği söyleniyor. Bir kendimize gelmemiz lazım yani insanlık olarak ama gelin görün ki hala daha işte Dünya Sağlık Örgütü'ne ayar çeken bir Trump var. Evet. Bu popülist liderler, totaliter liderler hala daha dünyayı yönetiyorlar ve iyi bir yere gitmiyor. Bilakis aslında bu yani koronayla beraber bu otoriterleşme ve totaliterleşme o olağanüstü hal durumunu kullanarak birazcık daha artıyor gibime geliyor. Çok iç açıcı değil gerçekten. Karamsarım evet. Yani ben de. Yani çok ciddi sorunlar var. Mesela Afrika'da bu yıldan itibaren 75 milyon ile 250 milyon arasında insan daha fazla su sorunu yaşayacak. Evet. Küresel ısınmadan dolayı ve daha fazla hem hijyen açısından hem içme açısından su bulamayacak. Aynı zamanda tahıl üretiminde de %50 düşüş yaşanacak. Kesinlikle öyle. Orman arazilerini evet. Kaybediyor zaten dünya. Aynı şekilde 130 milyon insan Asya'da gıdaya ulaşmakta zorluk çekecek. Ve bunun sonucunda tabii ki insanlar bu sıcaklıkların azma ve benzeri hastalıkları artıracağını, sıcak çarpması, head stroke olayını artıracağını söylüyorlar. Hipotermi evet. Olayını artıracağını söylüyorlar. Ama en büyük uyarılardan bir tanesi savaştır. Yoksul ülkeler birbirleriyle savaşacaklar. Evet. Yemen'in haritadan silinmesinden bahsedirler. Çünkü savaştan dolayı %80 hastaneleri gitmiş. Şu anda 24 milyon insanın ölümünü konuşurlar. Ya biz bunun biraz dışında kaldık. Biz daha fazla acaba memurun maaşı ödenir mi ödenmez miyi tartışıyoruz. Sanki biz biraz lüks sınıftayık. O konuda ne dersiniz? Yani tam olarak öyle değil. Bir şekilde bizde etkilendiğini görüyoruz. Yani sel felaketleri oldu. Bundan 1,5 yıl önce 4 insanı kaybettik Ciklos'ta. Tesadüf değildi. Şimdi metreküp olarak aynı yağmur düştüğü halde artık yağmurun yağma biçimi değişti. Yani oluk şeklinde böyle silindir bir şekilde tek bir bölgeye yağıyor eskiden yaygın iken. Dolayısıyla yani bu ada da bunlardan etkileniyor. Bu tartışmalara birazcık dünyadan kopuk olduğumuz için çok fazla girmiyoruz açıkçası. Yani birazcık evet. Dünyayla ilgili haberler, siz basın sektörünün içinde olduğunuz için daha iyi bilirsiniz. Dünyayla ilgili haberler de zaten en az okunanlardır. Dolayısıyla bir miktar eksik kaldığımızı da düşünüyorum ben de ama okyanusların su seviyesi yükseliyor. Çünkü 4 milyar ton su akıyor. Artık buzullar eridi. Buzulların %14'ünü kaybetmiş durumdayız ve bunu öyle ya da böyle bir şekilde biz hissediyoruz. Bir de yani bu yoksul ülkeler birbirleriyle savaşacak. Biz de zaten çok zengin bir ülke değiliz. Bizi bekleyen ekonomik sıkıntılar da gerek Türk lirası kullanıyor olmaktan dolayı, gerek bu mali protokoller aracılığıyla Türkiye'ye bağımlı hale getirilmiş olmaktan dolayı da hiç iç açıcı değil. Yani şu anda hiçbir dış kaynak gelmediği için ve iç borçlanmaya da gitmediği için hükümet bir şekilde var olan kaynakları bir yere kadar idare etmeye çalışıyoruz ama hep emekçinin hakkından yiyerek, hep emekçiden yapılan kesintiler üzerinden kaynak yaratılıyor. Türkiye şu anda mesela para basma yoluna gidiyor. O Türk lirası kullanmaktan kaynaklı enflasyonist maliyet
bize çok daha fazla yansıyacak. Böyle bir çarpan etkisi var. Çok kısa sürede hissedeceğimizi söylüyorum. Yani bu evet, ekonomik krizi. Burada şu anda ülkesine dönmek isteyen 4500'ün üzerinde Türkiye'li işçi vardır. Bu insanların bir kısmı da bu toplayıcı olarak kontrat üzerinden mesela portakal işçisi olarak gelmişti. Türkiye almıyor vatandaşlarını. Yavaştan alıyor bunu. Bu insanlar mağdur oluyor. Çünkü hem işlerini kaybediyorlar, yapacakları işleri kaybediyorlar. Hem de burada kazandıkları parayı da kaybediyorlar. İşsizlik parası vermek için hükümet 1500 TL'ye düşürüyor işsizlik parasını. Bu insanlara da işsizlik parası verebilmek için. Böyle bir anomalik durum var. Yani hem kaynak gelmiyor hem var olan kaynaklarla vatandaşlara ve onun yanında yabancı işçilere de bir şekilde yardımcı olmaya çalışan ama bu sürdürülebilir bir durum değil. Yani Türkiye'deki işsizlik oranları korona öncesinde Ocak 2020'de 7 milyon işsiz insan vardı ki aşağı yukarı %14'e tekabül ederdi. Evet, ekonomistler şimdi diyorlar ki %28-30 olacak. Yani dünya zaten ciddi bir daralma yaşayacak. IMF'nin Nisan'da bir raporu çıktı. %-5 daralma yaşayacağını söylüyorlar dünyanın 2020'de. Bu da iyimser tablo. Eğer 2020'nin sonunda ikinci korona dalgası olmazsa ve 2021'e sarkmazsa, yani bir de ikinci dalga gelirse ki gelmeye başladığını görüyoruz bazı ülkelerde, bu tablo çok korkunç bir yere doğru gidecek. O yüzden hani daha böyle kolektif, birazcık daha hem ekosistemle uyumlu hem de artık birilerinin kar mekanizması üzerinden böyle ayrıcalıklı bir grubun dünyayı müsrifçe sömürdüğü bir düzenden daha adil, daha sosyal devlet, daha hani en alttakini gözeten bir yerden politika geliştirilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, tabii biraz önce su seviyesinden bahsettiniz. Bu konuyu inceleyen tabii dünyada NASA gibi kurumlar var. Ve bunların verdiği bilgilere göre 3.3 milimetre senede su seviyesi yükseliyor, deniz evet, seviyesi. Bu korkunç bir rakamdır ve eğer küresel ısınma artarsa bunun hızı da yükselecek ve gerçi biz görmeyik belki ama torun çocukları Bafı, Güzelyurt Körfezi'ni yer altından seyredecek, deniz altından seyredecek. 2070'e kadar eğer bu su seviyesi yükselmesi durdurulamazsa evet, Atina büyüklüğündeki kara parçalarının tamamen Atlantis gibi suyun altında kalacağı söyleniyor ve o kadar yani korkunçtur ki veriler. Bu Kyoto Anlaşması tartışmaları varken ve aklımda kalan bir bilgidir. Hani biz böyle sadece geceleri kumandadan kapatırık ya televizyon, evet, televizyonu. Sadece Berlin kentinde kumandayla kapatılan televizyonların böyle o mavi ya da kırmızı ışıcıkları yanar ya, o bir enerji tüketir. Onun bir gecede tükettiği, Berlin kenti çapında tükettiği enerjinin yarattığı kirliliği ortadan kaldırmak için günde 10 bin ağaç dikmeniz gerekir. Günde 10 bin ağaç bir gecede sadece televizyonların bir kentte kumandadan kapatılmasından dolayı. Evet. Ya o santraller çalışırken çünkü bıraktıkları bir karbondioksit var ve benzeri kirlilikler var. Böyle bu korkunç işte enerji üretelim, daha fazla tüketelim üzerinden yaklaşılan noktada korona biraz sanki dünyaya bir durun dedi. Yani böyle bir şey yok çünkü insanlık tarihinde. Evet, herkes aynı anda aynı şeyi yaşayarak bir durmak zorunda kaldı ki bu arada da yani hava kirliliğinin %14 oranında azaldığını sadece son 2,5-3 ayda bu air pollution'la ilgili raporlar da söylüyor. Evet. Bir soru var. Aslında biz mümkün olduğunca girmek istemedim ben bu konulara ama nasıl değerlendirir Doğuş Derya koronavirüs sürecindeki tedbirlerimizi? Yani ne kadar başarılı olduk veya olmadık? Bu konuda bir de çok önemli bir duyuru var. Çatalköy'de bir arkadaşımızın Pınar Seçkin papağanı kaçmış. 0533 865 55 58, Pınar Seçkin'in çok sevdiği papağanı herhalde. Lütfen Serhat Bey okusun demiş.
okuyalım. İyi ettiniz. Aileden papağanı, biri gibi olur ev hayvanları. Evet, papağan, anlıyorum ben. Evet, yani mutlaka inşallah birileri bulur. Ve 0533 865 55 58 Pınar Seçkin Hanım'ın papağancığını lütfen görenler götürsün. Çatalköy'de çok da sıcak. Onlar da çok etkileniyor herhalde. Evet. Yani kolay değil. Dışarıda kolay yaşayabilen hayvan da evet, değil yani bu iklimde. Ben hükümetin tedbirlerini yetersiz buluyorum. Yani biz en başından itibaren özellikle sağlık altyapısının güçlendirilmesi ve küçük orta boy işletmelerin yüzdürülebilmesi için alınması gereken önlemlerle ilgili, hakeza eğitimle de ilgili bir sürü öneri ürettik. Sürekli sürece müdahil olmaya çalıştık. Hükümet müdahil etmediği halde. Ama yani sağlık alanında böyle yapboz tahtasına dönmüş kararlar, bunun yarattığı maliyet. Yani önce bir işte pandemi hastanesi yapacaklardı, yapmayacaklardı. Burhan Nalbantoğlu'nu pandemi hastanesi yaptılardı. Kolan'ı diğer hastalar için ayırdılardı. Sonra yetersiz kaldı. Tekrar pandemi bölümü açarak Burhan'a, Nalbantoğlu'na geri döndüler falan. Bunun yarattığı maliyet, bir ara maskeler neredeydi, tulumlar neredeydi, kitler yeterli miydi, kime nasıl test yapılacaktı? Bunlar hakikaten çok ciddi karmaşalar yaratılmış ve işte bir miktarda süreçleri komplikeleştirmiştir diye düşünüyorum. Yani halkın duyarlı olması ve eve kapanması, bir de erken kapanmış olma bir şekilde bizim bu anlamda ucuz atlatmamıza neden oldu, ama süreç bitmedi. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü yani bu koronayla ilgili, eğer rahatlayacaksanız nüfusun %60'ının enfekte olup ondan sonra da iyileşmiş olması lazım ki bağışıklık geliştirdiğiniz anlamına gelsin, evet, diyor. Biz halbuki bağışıklık geliştirmedik. Şu anda steril vaziyette olduğumuz için virüse bilakis açığız. Ve yani bu arada, yani iki ay eve kapattığınızda insanları hem sağlık altyapısını hazırlayabilseydiniz, hem de aynı zamanda ekonomiyle ilgili bir iç borçlanmaya gidip de halkı borçlandırmak yerine devleti borçlandırarak bu küçük orta boy işletmelerin daha iyi yüzdürülmesini sağlamak ve sürekli emekçiden ya da bordrolü çalışandan kesmek yerine daha adaletli kararlar verseydiler daha iyi olacaktı diye düşünüyorum. Ama şu anda görüyoruz işte. Mesela kısmi çalışma düzenlemesi yapmaya çalışıyorlar. Bu arada insanların sigorta primlerinde, yatırımlarında ciddi eksiklikler olacak. Türkiye'de kısmi çalışmayı düzenliyor ama mesela 30 güne devlet tamamlıyor. Bizde öyle bir durum yok. Sigorta sistemini riske atan bir şey. Alım gücünü daralttılar, gelirleri kestikleri için, ama giderleri minimize edecek hiçbir önlem almadılar. Aynen. Yani sizin paranız olmayabilir likit olarak piyasaya akıtacak. O yüzden fon yaratmak için gelirleri kesmiş olabilirsiniz ama giderleri en azından minimize etseydiniz. Yoktur yani başka bir devlet alım gücünü daraltan. Yani Trump bile işsizlik parasını işte 600 dolar artırarak 4 aylığına, çocuk başına 500 dolar para vererek, 1200 dolar bekarlara, 2400 evlilere vererek alım gücünü diri tutmaya çalışıyor. Çünkü kapitalizmin mantığında talep düşerse arz da düşer. Dolayısıyla o üretimin devam edebilmesi için bir şekilde talebi bir yerlerde diri tutmanız lazım. Bu hükümet öyle yapmadı. Döndü, ondan sonra piyasanın daraldığını fark ettiği için insanlara dedi ki gidin ihtiyaç sandığından 2000 TL 2000 TL alın gelecekteki paranızı. Yani sen hem bugünkü parasını düşürüyorsun olağanüstü hali kullanarak, hem de gelecekteki parasını harca diyorsun. Ama bu arada çok büyük sermayeye hiç dokunmadılar. Nerede varsa yani. Dün Sayın Maliye Bakanı dokunduk dedi. Çünkü yani daha önce vergilerin bir miktar artırıldığını, hatta 820 milyon fazladan vergi alındığını açıkladı ama tabii ona iyice bir bakmak lazım. Ben size söyleyeyim verileri. Bu benim değil, Devrim Barış'ın arkadaşının çalışmasıdır. İyi bir sendikacıdır kendisi. 2019 mali yılına girerken 2467 kurum kendisi vergi beyan edeceğini söyledi. Vergi vereceğini beyan etti, pardon. Yani bu öyle vergi kaçıranlar ya da kaçak yapmaya çalışanlar değil. Doğrudan ben vergi vereceğim diyenlerin listesi vergi üzerinde. Vergi kaçıran mı var bu ülkede? Hiç yok, biliyorsunuz. Evet. Bu toplam 736 milyon küsura tekabül ederdi. Beyan edilen, yani verecek diyenlerin şeyi. 2018'in sonunda toplanan 458 milyon. Yani 278 milyonluk bir açık var arada. 278 milyonluk bir açık ki bizim yani bütçe açığımızı aşağı yukarı 285 milyondu yanlış hatırlamazsam bütçe açığı. Evet. Toplasa da sen devlet beyan edilen vergileri
Yani bir vergi adaleti sağlanmasını da geçtim. Beyan edileni toplasa 7 milyon açığımız olacak 280 küsur yerine. Toplanmamış ve yani işsizlik oranlarının da artacağını görüyoruz. Bu arada çok büyük sermaye sahipleri kendi çalışanlarına sahip çıkmadı bir kısmı. Hepsinin değil yani sahip çıkanları tenzih ederim. Çalışma Bakanı büyük bu sermaye sahiplerini vatandaşa şikayet eder oldu. Yani yetki sizin elinizde. Kürsüde söylediğim için burada rahat söylüyorum. Çalışma Bakanı bu işverenleri şikayet eder. Enerji Bakanı işte hiçbir fedakarlık yapmayan Aksa'yı şikayet eder. Kıptek Nisan, Mayıs, Haziran faturalarında tam ödeme yapana %15 indirim yapıyorum dedi. Bir miktar gider düşürmedir bu enerji maliyetleri açısından. Hem hane içi giderleri hem üretim yapacak olan insanlar açısından önemli. Aksa senelerdir sırtımızdan işte milyonlarca dolar para kazandı. Ama mücbir sebepe girmedi bir türlü bu Aksa'nın sözleşmesini gözden geçirmek. Ve yani bunu çıkıp hükümet yetkilileri halka şikayet ediyor. Yani ben mi yapacağım şu anda muhalefette olan biri olarak? Siz yapacaksınız yetki elinizde. Anlatabildim. Dolayısıyla yani birazcık şey buluyorum. Yani maalesef fazla da rahat buluyorum. Her şey böyle çok pembe bir tabloymuş gibi. İnsanların bir rehavete kapılmasına neden olacak kadar rahat açıklamalar yapıldı yetkili ağızlardan. Dün akşam sosyal medyada gördük. İşte barlar, restoranlar falan da açıldığı için. İnsanlar da o iki ayın verdiği işte sıkılmışlık duygusuyla hiç ne sosyal mesafeyi koruyarak ne maske kullanarak gittiler ve barlarda işte içtiler, dipti ve fotoğraflar çekildi falan. Yani bir tanesinin enfekte olmuş olması, bir kişinin aradan kaçması aynı anda 10 kişiye bulaştırması demek. Ve bunun yani 14 gün olduğu için kuluçka süresi 14 gün boyunca belki de tespit edilememesi demek. Semptom temizlendik biz dediler. Yani buna artık insanlar inandı. Yani işte 33 gündür sıfır vaka çıkıyor. Kimse de hastaneye başvurmadı. Onun için gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Saldırın da korkmayın durumuna geldik. Olacak iş değil. Temizlendik değil işte. Steriliz. Daha enfekte olmadık. Bu bizim aslında o, yani ben doktor değilim. Haddime düşmez. Okuduğum şeylerden hareketle söylüyorum. Aynı şekilde. Bu bizim virüse açık olduğumuzu, bağışıklık geliştirmediğimizi gösteriyor. Ve bu bağışıklığın gelişmesi için de herhalde bir ya da iki yıl gerekecek. Hem aşısı da bulununcaya kadar zaten o bilimsel araştırmalar içinde en az bir yıl diyorlar ama bağışıklığın gelişmesi de en az iki yıl sürecek. Bir şekilde bizim tedrici şekilde hasta olmamız lazım ki sağlık altyapısı yüklenmesin. Çünkü ölümlerin çoğu sağlık altyapısının yetersizliğinden de kaynaklanıyor. Yani diyabettir, kalp rahatsızlığıdır ve benzeri nedenlerin olması tetikleyici olabiliyor. Ama beraberinde gördük işte İspanya'da AVM'leri hastaneye çevirmeye çalıştılar. İtalya'da, İngiltere'de bu çok yüksek ölüm oranlarının olmasının bir nedeni de sağlık altyapısının yetersiz kalması. Herkes aynı anda yığılma hasta oldu. Evet, tabii tesadüf de değil. Yani bu ülkeler aynı zamanda kamu sağlığından devleti çekip özelleştirme yoluna giden ülkeler oldular. Yani çok uzun süredir özellikle 2008 krizinden sonra kamu sağlığını özelleştirdiler ve yani son 15 senedir belki de işte sigorta şirketlerinin ve müteşebbislerin para kazandığı bir yer oldu sağlık. Yani korona olmadan önce de örneğin yoksul olduğu için tedavi alamayan ve bu yüzden intihar eden insanlar vardı işte İtalya'da, İspanya'da. Evet. Dolayısıyla yani bunlar hem bir ekonomi politik boyutu var hem de aynı zamanda bir psikolojik boyutu var. Burada da yanlış beklenti yaratmamak gerekiyor. Çünkü yanlış beklenti yarattığımız anda önümüzde yazdır zaten. İnsanların çok daha fazla temas halinde olacağı sosyal ortamlar söz konusu olacak. Eğlence mekanları söz konusu olacak. Buralara dair bu tedbiri elden bırakacak bir gevşeme olmaması gerekiyordu. Yani açılalım ama saçılmayalım demiştim daha önce. Hem açıldık hem saçıldık. Allah korusun dağılmayalım yani toplum olarak. Evet, dün ben de aynı şeyi duayla söylüyorum artık yani başka yapacak bir şeyimiz de kalmadı ama. Adabasını gazetemiz, internet gazetemiz İran 160 vatandaşını KKTC'den tahliye etti diyor. Geçen hafta Lübnanlı öğrenciler ve Lübnan vatandaşları Letra Palas'tan geçtiler bildiğim kadarıyla. Güney'e gittiler. Bu konuda bizimkiler de iltimas gösterdi yani geçişleri konusuna. Çünkü normalde Lübnanlılar geçemez sınırı. Bazı özel izinler, uçak geldi, yangınımızı söndürdü falan. Bazı özel izinler oldu. Ama Pileli'lere
hala izin vermiyoruz gibi bir de tartışma var. Şimdi birinci sorum şu. Türkiye'li öğrenciler ve Türkiye'li işçiler gitti. İranlılar, Lübnanlılar hepsi gidiyor. Tek tek yabancılar. Bir tek zannedersem Afrikalı öğrencilerin bir kısmı burada kaldı. Yani büyük çoğunluğu da Nijeryalıdır. Onlar kaldı. Ne olacak? Yani ekonominin esas girdisi hizmet sektörüyle alakalı. Bir otellerimizdi, bir üniversitelerimizdi. Tamamen batacaktır bana göre görüntü. Ama siz ne düşünürsünüz? Yani çok ciddi bir felaket var kapıda. Yani şu anda zaten bu kumarhaneleri açıyor olmaları bir miktar güneye kapı açma ve daha sonra zaten turizmcilerin baskısı gelecek. Türkiye'ye de açın, yabancı turistlere de açın gibisinden. Yani bence onun bir ön hazırlığıdır. Yani bunu öngörmeden yaptıklarını düşünmüyorum. Evet. Bir şekilde böyle hızlı bir açılma, bu turizm sezonunu kaybetmeme. Çünkü 4 Mayıs'taki açılma da aslında daha fazla işsizlik parası vermesin hükümet diyeydi. Rasyonel bulduğum bir yeri de var çünkü kaynak yok. Yani iç borçlanmaya gitmemelerini eleştiriyorum. Napsınlar durumu var yani gerçekten napsınlar. Yani ikide bir o zaman yani Türkiye'den kaynak gelecek üzerinden bir beklenti de yaratmasınlar. Doğru, doğru söylesinler. Yani evet, zaten Türkiye'den kaynak gelecek olsa bile. Türkiye'yi de zora sokarlar ya. Evet. Yani şu anda Türkiye'yi nasıl gösterir bizzat UBP'li bakanlar? Kötü ülke, fena ülke. Ben söylediğimde vatan aynıyım. Hasan Taçoy söyler, kahraman. Hasan Taçoy kendi, Sayın Bakan kendi dedi geliyor cuma gününe kadar gelmedi. Evet yani orada bir aksama... Söylemesinler yani şey. Burada bir aksaklık vardır. Türkiye'nin durumu çok zordur. Dün swap yaptılar. Katar'ın 15 milyar dolara çıkardılar. Karşılığında Katar'ın ne alacağını kimse bilmiyor da. 100 milyon dolar da zaten şeyden IMF'den almışlardı. Galiba IMF'yle daha o konuyu çözmediler ama yani durum iyi değil. Orada da iyi değil. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. Bunun oturup sendikalarından tartışılması lazım. Herkesin elinin altını, taşın altına koyması ilkesi. Zaten şimdi bu bordrolerden, emekçilerden yapılan kesintiye duydunuz mu sendikalar hayır bunu niye yapıyorsun desin. Bence çok sağduyulu davrandılar. Şu anda demediler evet. Sağduyulu davrandı sendikalar. Hatta özellikle Çalışma Bakanlığı'nın kısmi çalışma, bu işsizlik parası düzenleme bunlarla ilgili veya ihtiyaç sandığıyla ilgili karar alırken sendikaları müdahil etmedi sürece. Halbuki evet. Yani bir bakıyorsunuz Belçika örneğin sanayi iş kolunda kısmi çalışma düzenlemesi yaparken o iş kolundaki sendikaları çağırıyor. Avusturya Sendikalar Konfederasyonu'nu çağırıyor kendi ülkesindeki ve onlarla beraber masaya oturuyor. Almanya... Evet. Avrupa'nın en kapitalist ülkelerinden bir tanesi konsey kuruyor sendikaların da içinde olduğu ve bunun üzerinden kararlar alınıyor. Bizim hükümet bunu yapmıyor. Şimdi TC'li öğrenciler ve işçiler gitti dediğiniz, öğrencilerin büyük kısmı gitti doğrudur ama işçiler az önce de söylediğim gibi gitmediler. Ve yani Sayın Mevlüt Çavuşoğlu bu korona süreci başlarken biz Türkiye olarak dünyanın her yerine uçak gönderip kendi vatandaşlarımızı topluyoruz demişti. Bir tek Kıbrıs'takiler kaldı. Buradan gibi. Da bir miktar alındı ama. Ama işte yani... Yani birkaç gemi ve bir üç uçak veya beş uçak dolu gitti. Evet. Bu son kalanlar Narenciye işçileridir. Narenciye işçileri onların da bir kısmı. Plus var, evet. Var yani. Ama yok gitmek işte. İsterim diyenler zaten Türkiye Büyükelçiliğine başvuruyor ve Türkiye hemen uçağını gönderip aldırıyor. Yani benim bildiğim odur. Yalnız yani Pileliler konusu Pile'ye nedir? Pileye geleceğim de benim mesela... Çünkü güneyde de şu anda 1800 seste 1'e düştü. 1800'de 2'ye düştü ki o 0 sayılır. 1000'de 5 bile 0 evet. Sayılırmış. Bu arada kahvehaneler Allah acısın bizi diyor Cihan Erdoğan. Köy kahveleri tıklım tıklım evet. Bir tek maskeli yok. İşte. Hayır ben gelirken de gördüm zaten yani insanlar. Yoktur artık maske yok, takan kalmadı maske yani. Maske takan yok. Zaten sıcak. Şimdi Pile'deki insanlara artık haksızlık edildiğini düşünüyorum ben de. Yani ilk başta bir tedbir almak gerekiyordu. Çünkü gelen herkes 14 günlük bir karantina sürecine tabi oluyordu. Nereden geldiği fark etmeksizin ve bir mantığı vardı bunun. Fakat şu anda bu şekilde açılmışken ortalık ve insanlar bir şekilde sürekli istişare halindeyken, iletişim halindeyken, birlikteyken Pile'deki insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kuzeye geçişlerini kolaylaştıracak bir programlama yapılabilirdi. Yani nedir mesela?
Oranın en yetkili amiri şu anda muhtar mıdır? Yani yerel yönetimler açısından. İçişleri Bakanlığı, yerel yönetimlerle de ilgili bakanlıktır aynı zamanda. İhtiyaç listesi hazırlamasını ve en acilinden en az aciline doğru bir sıralama yapmasını isteyebilir yani muhtardan. İşte doktora gelmek isteyen var, ilaç almak için gelmek isteyen var. Hiçbir şey olmadı işte ailesini çok özlediği için gelmek isteyen var. Bunun aciliyetine göre bir programlama yapılır ve bu insanlar geçirilir. PCR testi de yapılır yani yapılacaksa 14 günlük süreler içerisinde kurgulanır. Aynı şey güneyde çalışan işçiler için de geçerlidir diye düşünüyorum. Yani bu insanlar işlerini kaybedecek duruma geldiler. Çünkü gitmediği müddetçe madem güneyde açıldı o Kıbrıslı Türk elemanın yerine bir başkası bulunacak. Ve adam o da güneyde işin devam ettirmeye çalışacak. Evet. Ve iki defa haksızlığa maruz kaldıklarını düşünüyorum. Bakın yabancı uyruklu işçiler, işte Türkiye ve üçüncü ülkelerden gelen işçiler 1500 TL işsizlik parası alıyorlar. KKTC vatandaşı güneyde çalışan işçiler ama 1500 TL'yi bile alamıyorlar. Çünkü kayıtları burada değil diye sosyal yardım bağlanıyor kendilerine. 800-900 TL alacaklar. Film, yani burada film da bir gibi. Geçişler konusundaki nedir temas, yani sizin duyumlarınız güney ile kuzey arasında? Çünkü artık Haziran'ın başı dediler, yani birkaç hafta. Çünkü liseyi açtı onlar, cumartesi günü hücumdur onlar da. Yani, pazarda biz hücum, bayram namazında evet, hücum, evet. Omuz omuza namaz. Onlar da omuz omuza ayın. Bulaştırabildiğin kadar durum. Akdenizlik akıl koymayacak. Bari geçişleri de atsınlar yani. Özledim Haris diye bir arkadaşımız var. Bizim de o tarafta kardeş gibiyik. Geçişler açılacak. Yalnız benim endişe duyduğum Serhat Bey, Güney galiba uçuşları da açmayı planlıyor. Haziran sonu en geç. Yani ilk Cyprus Mail'de bir 15 Haziran tarihi gördüydüm. Sonrasında 30 Haziran olabilir dendi. Yani turist almaya başlamak demek. Yani... Ama turist alamayacaklar çünkü çıkışlar da yasaktır. Yani İngiltere göndermiyor bir yere insanları kendi içinde bile. Bugün manşetlerdedir, zor diyor. Sadece şu olabilirmiş, onların da tartışması o, programı da bitirdik ama villa turizmi, yani gelecek, Türkiye otelde karantinayı dünden itibaren kaldırdı. Mesela Türkiye'ye inecek, karantinalı gidecek. Nasıl karantinalı gidecek? Pasaport ne yapacak? Yoklama olmayacak, geçmeyecek o şeyin içinden. Olmayacak herhalde. Ve gidecek bir villada 14 gün dışarı çıkmayacak. Nasıl olacak o? 14 onun gün. Daily Mail'de yazdı 14 gün diyor karantina koşullarını. Türkiye'de de ihmal ederseniz Midnight Express filmini hatırlayın diyor. O da tabii karalamak için ayrı evet. çaba harcar evet. ama zor bir durum. Bir de havayolu şirketlerinin baskısına dayanamayacaklarını düşünüyorum. Çünkü şu anda havayolu şirketleri sektör olarak en çok etkilenenlerden. Dolayısıyla yani sürekli böyle evet. devletten yardım isteyen bir durumdadır. Her havayolu şirketi bulunduğu işte ulus devletin sınırları içerisinde devletten yardım istiyor. O finansmanı da kaldırabilecek durumda değil hiçbir devlet. Evet. Yani o yüzden bir şekilde... İkinci dalga patlayana kadar bir gevşetme yapacaklarını düşünüyorum genel olarak dünyada. Dolayısıyla yani maalesef bireysel önlemlerimize kaldı. Biz kendimizi korumadığımız müddetçe her an her yerden bulaşabilir. Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olacak? CTP çevreleri ne konuşur? Ekim'e kadar bekleyecek yoksa acaba Sayın Akıncı istifa edecek 45 gün sonra yapacak? Bizim partide böyle bir tartışma olmadı. Sonuçta 11 Ekim yanlış evet. hatırlamıyorsam. Kararı vardı mecliste. O mutabakat sonucu verilmiş bir karardı. O mutabakatı ortadan kaldıracak herhangi bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Öyle biz de mi? Size zaman ayırdığınız için. Evet, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Biz sosyal mesafemizi de koruyoruz. Bu hafta almaya başladık biz ilk defa stüdyo. Siz dördüncü konuğumuzsunuz bu hafta. Çok teşekkür ediyoruz ben size. Teşekkür Kolay ederim. Gelsin. Evet Sayın Doğuş Derya konuğumuzdu. Uğurluyoruz programı bitirdik. Yarın sabah buradayız. Yarın sabah söylediğimiz gibi Sayın Ayşegül Baybars gelemiyor. Ama haftaya söz verdi inşallah. Yine randevu işimiz çıkmaz. Baskı yapalım diye söylüyoruz. Yarın konuğumuz yok ama sizlerin telefonlarını tabii ki bekliyoruz. Siz telefonlarla bizi aramazsanız biz zar zar etmeye devam edeceğiz süremiz içerisinde. Örsan Balıkçıoğlu ve Hasan Koç'un sizlere çok çok selamları var. İyi bir perşembe günü geçirin diyor. Unutmayın bugün yine mevsim normallerinin 10-12 derece üzerindeyiz. Yarından itibaren
mevsim normallerine dönüşle birlikte 3 günde yağmur beklentisi var. Onu da hatırlatalım, öyle bitirelim. Vekilimizin maskesi nerede diyor Mehmet Coş Karşılı. Ama hayır, isteyerek yapar zaten herhalde abi kardeş yaptığı gibi. Çünkü biz programda takmıyoruz ama dışarı çıktığımız anda ben takarım. Gerçi uyarıldım, ıslanıyor terdenlerden, ıslanmaması lazımmış. Ben kendim de evde çok yaptım. Yani çorapları kestim falan. Güzel şeycikler, el becerileri de kazandık. Yani kumaş maske çok güzel, yani yıkanıyor olabilmesi falan, evet, açısından. Ekonomik de. Yani ama yine de ev yapımı maskelerin tam yeterli olmadığıyla alakalı bugün İngiliz medyasında haber vardı. Bizim kafamız tam bullez oldu o konuda. Bu koronavirüs önlemleri, tedbirleri. En azından ellerimizi ve vücudumuzu çok sık yıkıyoruz. O bile güzellik. Daha fazla artırın o yıkanma işini. Ve mümkün olduğunca tokalaşmayın, yaklaşmayın birbirinize, idare edelim. Çok teşekkür ettik tekrardan. Yarın sabah 07.30'da görüşüyoruz. Hoşça kalın.